Ve kafa kafaya yani %36,73 Zeynel Abidin Beyazgül AK Parti'nin adayı, belediye başkan adayı, Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar da %36'ya ulaşmış durumda. Yani evet. 36,73, 36. Evet. Açılan sandık 14,5 sevgili izleyiciler ama 21-21'inde DEM Parti olduğunu da söyleyelim bu arada. Tabii onun da hatırlatmak gerekiyor. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi ve Hüdapar'ın ki Hüdapar'ın da hani bir varlık göstermesi beklenen yerlerden biriydi. Tabii ki başı oynaması, kazanması beklenmiyordu ama Urfa'da bir hareket gösterebilir diyordu. Bakalım oraya doğru ulaşacak mı? %1,05'lik bir oy oranı pek de o beklentiyi karşılar gibi görünüyor. Bu arada sırayla deprem bölgesini getirebiliriz sevgili arkadaşlar. Hatay'ı getirmiştik, Adana'dayız. Şimdi Adana'da açılan sandık oranı çok düşük kendi bir kere. Onu bir söyleyelim. %3,7'de. Dolayısıyla henüz durumu net olarak ifade edecek bir resim yok karşımızda. Onu bir öncelikle ifade edelim. Burada biraz daha ilerleyen dakikalarda göreceğiz muhtemelen. Zeydan Karalar Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı %50,42'de. AK Parti adayı Mehmet Koca İspir %40,07'de kalmış durumda. İyi Parti'nin adayı Yüce Türkeş'ti. Yine konuşulan isimlerden bir tanesi. O %4,58'lik bir oy oranına ulaşmış durumda. Yeniden Refah ve DEM Parti'yi de yine görüyoruz burada. Ama tabii ki altını çizelim. 3,7 açılan sandık oranı. Adana'da ama Ahmet, Yozgat öyle değil. Ahmet Hakan'a geldi. Yani Yozgat, evet, Yozgat öyle değil. Yozgat'ta çalışmış seçim görevlileri hızlı hızlı %36'sını saymışlar. Eskişehir bir numarada şu an açılan sandıkta. Yozgat ikinci sırada şu ana kadar 36,2. Evet. Ve sürpriz Yeniden Refah Partisi. Yani Kazım Aslan benim bildiğim kadarıyla ben de aslında Yozgatlıyım ama Yozgat'ı tabii bilmiyorum yerel olarak ama hatırladığım kadarıyla AK Parti'den eski belediye başkanı. Doğru. AK Parti'den eski milletvekili. Aday yapılmayınca tak Yeniden Refah hemen oradan demek ki. Urfa'da da aynı şey Urfa'da oldu. Yani Kasım Gülpınar da oradan geçti. Ama Gülpınar belediye başkanlığı yapmamış. Yapmadı evet. 5 dönem 4 dönem AK Parti milletvekili. Hatta dış ilişkiler değil mi? Meclis Dış İlişkiler Komisyonu'nda mı? Avrupa Birliği Komisyonu'nda mıydı? Onlardan demek ki Kazım Aslan yani iyi bir belediye başkanlığı yapmış ki böyle bir oy almış. Evet. Yeniden Refah'ın adayı Kazım Aslan %35,80'lik bir oy oranında. MHP'nin adayı Ömer Açıkal 31,55'te. AK Parti adayı Celal Köse %27,01'de. CHP 2,44'te kalmış. İyi Parti %1,31'de kalmış. Hani burada ayrı ayrı değil de ittifak olarak girseydi sorusunun sorulacağını herhalde hepimiz tahmin ediyoruz. Şuradaki iki rakama baktığınızda acaba niye ittifak olarak girilmedi sorusu gündeme gelmiyor mu? Cumhur İttifakı ezip geçiyor orada yani. Evet, rakam aslında bu gecenin CHP sonunda çok yeri konuşacağız. Evet, bu gecenin sonunda öyle çok yeri konuşacağız. Kesinlikle çok konuşulacak. Sivas geldi aynı şekilde. Buyurun. Sivas'ta da Ankara İstanbul'u da yeniden bir hatırlamak yarar var. Tabii bir getirelim İstanbul'u. Ha Malatya'dan sonra Sivas'ın yerine İstanbul'u getirelim. Bir Sivas alalım. Şimdi Sivas'ta açıkçası Büyük Birlik Partisi'nin adayı Adem Uzun ki %34'e açılmış. Yani bir hayli bir şey ifade ediyor artık buradaki rakamlar. Ama şaşırtıcı mı? Hayır değil. Tabii ki Büyük Birlik Partisi Sivas'ta her zaman güçlüydü. Her zaman bir şekilde. Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketi. Tabii ki Muhsin Yazıcıoğlu'ndan ifade ediyordu. Adem Uzun adayı o da onun karşılığı net biçimde görülüyor. %44,65'lik oyla. AK Parti adayı %31,33'te Hilmi Bilgin, MHP'nin adayı %9,81'de CHP 5,93, Yeniden Refah Partisi %2'de kalmış. Ama burada da hani ittifak olarak girilmiş olsaydı biraz daha yakın, biraz daha zorlayıcı Cumhur İttifakı açısından bir yarış olabilirdi ama o şans da yine ortadan kalkmış. Buyurun Malatya. Malatya, ben de yarı Malatyalı olarak biraz kendi anne memleketime bakayım. %18,2'si açılmış burada sandıkların. AK Parti %48,59'la bir hayli ciddi bir fark atmış gibi görünüyor. Sami Er adayı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Veli Ağbaba'ydı. Veli Ağbaba, evet. Evet, Veli Ağbaba da bu seçimin nasıl diyelim popüler isimlerinden, çok gördüğümüz isimlerinden bir tanesi. Bu arada tabii CHP'de uzun yıllardır siyaset yapan Özgür Özel'in iyi arkadaşı olarak da öne çıkan Veli Ağbaba
son dakikada Malatya'dan aday olmaya karar vermiş. Orada yeniden refahın da bir varlığı var.